Hak dostum hak. Sanmayın ki bu meddahı acizi sizlere safsatalar serdeyler. Halka ibret nasihatler ardeyler. Buyurun gelin geçelim bugünkü hikayemize. Artık bahar gelmiş, kahve şenlenmişti. Daha önce kahveye gelmeyen mütekaip mebuslar kahveye gelmeye başlamıştı. Öyle ki Temel Efendi yeni bir çırak almak durumunda kalmıştı. Hatta ocağa tost makinesinin yanına bir de ızgara eklemişti. Burada köfte, ciğer, sucuk pişiriyordu. E tabi bu durum sabahtan akşama burayı bekleyenler için bulunmaz bir nimet olmuştu. Bir tarafta okey, iskambil, dama oynayanlar, bir tarafta günlük gazeteleri takip edenler oturuyordu. Bir grup da vardı ki sabahtan akşama televizyonun karşısına oturup haber kanallarını seyrediyordu. E tabi ön kürsüde oturanlar da hararetli hararetli kendi aralarında gündemi tartışıyorlardı. Reis Zeydan memlekete gittiği için yerine vekaleten İhsan Efendi bakıyordu. Gerçi o gittiğinden beri öyle çok ciddi toplantılar da yapılmamıştı. Bir tek ocağa yeni bir ızgara alınması konu bahis olmuştu. Onu da herkes canı gönülden kabul etmişti. Kahvehane bazen de müthiş iddialara sahne olurdu. Bu iddiaların iki kahramanı vardı. Cevat ve Ali Recai Efendi. Bu ikisi iddiaya tutuştu mu yanlarına birkaç kişi daha katılır, ortalık bir anda gerilirdi. İddiaları genelde Cevat Bey kaybeder, Ali Recai Bey de ondan aldığı paralarla kahveye çay ve simit ısmarlardı. Yine gündemde ülkenin dış politikası vardı. Televizyondaki bir habere göre Hafter Türkiye'nin de girişimiyle Rusya'ya barış ve ateşkes için çağrılıyordu. Hafter de toplantıya katılmış ve bir süre isteyip toplantıdan kaçmış ve ülkesine dönmüştü. Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Harfer ile görüşmüş ve Libya'da Hafter'in uzlaşmayı kabul edeceğini duyurmuştu. Televizyon bu haberi flash, Hafter barış anlaşmasını imzalayacak olarak duyuruyordu. Bu haber üzerine Ali Recai Efendi, bu alçağın kıçı başı ayrı oynuyor. Bu Amerikan finosu barış anlaşması falan imzalamaz demez mi? Bir anda bütün gözler hemen Cevat Efendi'ye çevrildi. Yoksa yeni bir iddia mı doğuyordu? En son Ali Recai Bey bu muhalefet Libya tezkeresini onaylamaz dediğinde Cevat Efendi böyle milli bir meselede mecliste çatlak çıkmaz diye tepki vermişti. İddiayı kaybedince de bütün kahveye çay ve simit ısmarlamıştı. Cevat Efendi durur mu? Bilip bilmeden konuşma azizim. Bu adam Rusya'nın adamı. Bu herifi Rusya yetiştirdi. Rusya barış istiyor. Bu adam da imzalayacak. Hem bak Almanya'ya da söz vermiş. Almanya Dışişleri Bakanı öyle söylüyor. Bu iş Berlin'de biter. Hemen birkaç kişi de Cevat Efendi'yi onaylayınca Ali Recai Bey söze girdi. Var mısın iddiasına? Sihirli cümleyi söyledi ve tartışmayı sonlandırdı. Cevat Efendi durur mu? Varım. Ama öyle çaya simide değil. Birer porsiyon köfte ciğer, yanına da buz gibi ayran ile. Ali Recai Efendi, tamam azizim, sen yeter ki iste. Bir porsiyon köfte ciğer, yanına da ayran ile. Hem de 50 kişilik. Tamam, hem de 50 kişilik. O sırada
Temel Efendi söze girdi. Ulu Uşan, şimdi hapı mesele benim karasularıma girmiştir. Pirincusu, hazırından imzalayacak diyenleri körelim. O sırada hemen elleri havaya kalkmaya başlamıştı. Temel Efendi, ulu İsmail, hapınların adını sen yaz pakayım. İsmail yazınca Temel Efendi devam etti. İmzalamayacak diyenleri körelim. Bu sefer daha çok el havaya kalkmıştı. Temel Efendi oğlu İdris'e seslendi. Ulu İdris, ha bunları da sen yaz bakayım. İdris yazınca Temel Efendi sormaya devam etti. Ulu Aranur'da imzalaya pilurda, imzalamaya pilurda diyenler var mıdır? Bu soruya 3-5 kişi el kaldırdı. Temel Efendi tekrar İsmail'e, ulu İsmail, ha bunları da sen yaz bakayım. İsmail yazınca Temel Efendi konuşmaya devam etti. Celal'ım üçüncüsüne. Ha bu mesele açıklanınca bana iki gün millet vereceksiniz. Oradan hemen birisi, o niye ki? Ula uşağım nasıl niye ki? Ha bu kadar malzemeyi hazırlayabilmem için da. Yeni kalfa İsmail eline bir liste aldı ve iddiaya katılanların ismini tek tek yazdı. İddiaya katılan 40 kişiden 25 kişi imzalamayacak, 15 kişi imzalayacak diyordu. 5 kişi de imzalayabilir da, imzalamayabilir da diye çekimsiz oy kullanmıştı. Tabii iddia gereği çekimsel oy kullananlar yarım porsiyon parasını ödeyecekti. Ayrıca iddiaya sadece katılanlar bu ziyafetten yararlanabiliyordu. Ama tedbir amaçlı 10 kişilik daha kontenjan ayrılmıştı. Tabii bu sırada kahvede tartışmalar devam ediyordu. Tam o sırada içeriye resmi görevliler girdi. Bir anda herkes suskus oldu. Herkes meraklı gözlerle adamlara bakıyordu. Adamlardan birisi ocağa doğru yaklaşarak, "Buradaki sorumlu kimdir?" diye sordu. Temel Efendi birden ayağa fırladı. "Benim ula, ne edeceksin?" Görevli kibar bir şekilde konuşmaya devam etti. "Beyefendi, burada et, köfte, ciğer pişirmek için bizden ruhsat almışsınız." Temel Efendi birden celallendi. "Ula ne bu ruhsatı? Silah mı imal ediyoruz? Biz ruhsat almadık." İdris hemen devreye girdi. "Evet beyefendi, biz ruhsatımızı aldık. Babam resmi prosedürden pek anlamaz. Hatta bakın çerçeveletip duvara bile astık." Temel Efendi bir duvara, bir İdris'e baktı. "Ula pah yeğenin uşağı, ne zaman aldın hapını? Kaç para verdin hapına?" İdris babasının sus işareti yaptı. Ve devam etti. "Beyefendi biz ruhsat alırken gelip yerimizi incelemişlerdi." Görevli, "Evet beyefendi, biz zaten onun için gelmedik. Kullandığınız etten ve çaydan numune alacağız." Bunun üzerine Temel Efendi durur mu? Hemen devreye girdi. "Ula ne numunesi kardeşim? Biz ha bu etleri ulustaki Recep Kasap'tan alaydık. Ha bu sucuklar da bizim için özel olarak doldurtay. Çayı da ben vizeden özel olarak getirtayım. Etiketi metiketi her şeyi sağlamdır." Görevli, "Tamam amca. Biz de bakalım işte etiket ile içerik uygun mu? Sizin Recep Kasap nasıl mal satıyor? Sizin çayda hile hurda var mıdır? Bunlara bakacağız. Rutin kontroller. Sen gönlünü ferah tut." Temel Efendi kendinden emin bir şekilde parmağını memura doğru sallayarak, "Hele bir pozik çıksın. Onu vurmazsan bağda temellik haram olsun. Uşağım, hele bağda madik atacak adam anasından doğmadı."
Mesele anlaşılınca bizim kahve tartışmaya devam etti. Kahve kapanana kadar bu tartışma sürdü gitti. Aradan 10-15 gün geçince Berlin konferansında son tutumu değişmeyen ve ateşkesi imzalamayan Hafter kahvehanedeki yandaşların da şok etkisi yaratmıştı. Şimdi iş Temel Efendi'nin gününü ayarlayacağı ziyafetteydi. Kaybedenlerin yüzünden düşen bin parçaydı, kazananlar ağızları kulaklarına varıyordu. Cevat Efendi de bu kez ucuza atlatmıştı. Zira hesabı ödeyecek bayağı bir taraftarı vardı. Temel Efendi 2 gün sonrası için ziyafet gününü belirlemişti. Kimler ciğer, kimler köfte istiyor ona göre malzeme listesini de hazırlamıştı. Beklenen gün gelmişti. Masalar birleştirilmiş, örtüler serilmişti. İçerisi mis gibi köfte ve ciğer kokuyordu. Buz gibi ayran da masalara dağıtılmıştı. Tabii işin içine muziplik girmesi olur mu? Temel Efendi kazananları sağına, kaybedenleri ve çekimser kalanları da karşısına oturmuştu. Kaybedenlerin safında olan muhalif Cevdet Bey birden ayağa fırladı ve Temel Efendi'ye ''Temel Efendi, bizi soluna, onların sağına oturttun. Bunun bir nedeni var mı? Ben itiraz ediyorum bu oturma şekline.'' Temel Efendi kendinden emin bir şekilde Cevdet Bey'in karşısına dikildi. ''Hacı Cevdet Bey uşağım, siz solcular her şeye muhalifsiniz. O yüzden sizi sola oturttum. Haça yerinizi yadırgamayın dedim daha. Herkes birden katıla katıla gülmeye başlamıştı. Bu sırada yemekler hazırlanmıştı. Yemeğe başlamadan Ali Recai Bey ayağa kalktı ve ''Arkadaşlar bu güzel ziyafet için Cevdet Bey ve arkadaşlarına teşekkür ederiz.'' dedi. Bunun üzerine Cevdet Bey'e de konuşma hakkı doğdu. Cevdet Bey de ayağa kalktı ve kısa bir konuşma yaptı. Ben de Ali Recai Bey'e katılıyorum. Maksat muhabbet olsun. Buyurun, afiyet olsun. Herkes ekmekleri yemeğe gömülmüştü. O sırada kapı ardına kadar açıldı. İçeriye birden 10-15 gün önce gelen memurlar girdi. Temel Efendi elinde köfte ekmeğiyle kalktı. Ula yine ne oldu? Memur sakin bir şekilde. Beyefendi, kullandığınız etlerde tahşiş tespit edildi. Kullandığınız çay da taklit ürünü oldu ortaya çıktı. Buraya ceza yazacağız. Temel Efendi şaşkın bir halde sordu. Tahşiş ne ula? Yani beyefendi, sizin kullandığınız ette tek tırnaklı hayvan geni tespit edildi. Bu söz ortama bomba gibi düştü. Midesini tutanlar lavaboya akın etti. Temel Efendi de belinden çıkardı silahını. Merdivenleri aşağı koştura koştura ula Recep bulacağım seni, vuracağım seni diye koşturdu. Evet dostlar, bugünkü hikayemiz de bu kadardı. Bu hikayeden 2 kişi kendine ders çıkarsın. Cevat Efendi, sen hatandan ders çıkar, girme bir daha iddiaya. Temel Efendi, sen de güvenme dostuna, ot teper postuna. Dostlar, biz de sürçülisan ettiysek,